İnsan her an, her yerde sağlıklı bir düşünceye sahip olması gerekir. İş dünyasındaki, beynindeki dönen soru fırtınalarına sağlıklı bir cevap verebilmesi hayatını olumlu yönde etkileyecektir. Düşünmenin vakti, yeri ve koşulları olmaz. Düşünmek çok önemli bir olaydır. İnsan yolda yürürken, işe giderken, araba kullanırken, bilgisayarda çalışırken, bir arkadaş toplantısındayken, televizyon seyrederken, yemek yerken, velhasıl her alanda ve her zamanda düşünce içerisinde olur ve olabilir. Tabii vesveselerden korunmanın en önemli etkeni sağlıklı ve doğru düşünmeden geçer. Örneğin arabayla giderken dışarıda yüzlerce insan görmek mümkün. Bu insanlara bakan kişi birçok farklı şeyler düşünür. Gördüğü yüzlerce insanın fiziksel görünümlerinin birbirinden tamamen farklı olduğu aklına gelebilir. Kimilerinin kaderinin, kimilerinin hayatlarındaki problemlerinin, nereye koşturduklarının, ne sıkıntılar içerisinde olduklarının veya ne güzellikler içerisinde olduklarını düşünebilir. Bu insanların biri diğerine kesinlikle benzememesinin en güzel örneğidir. İnsanların temelde göz, kaş, kiprik, kol, ayak vesaire bütün uzuvları birbirlerine benzer. Birbirlerinin aynısıdır. Yani her insanda kol vardır, her insanda göz vardır, kulak vardır, saç vardır vesaire. Bu bağlamda. Ancak insanların temelde farklı oldukları olaylar da vardır. Birbirlerinden bu kadar farklı olmaları şaşırtıcı bir durum gibi gelebilir. Dahası insan biraz daha düşünmeye devam ederse şöyle bir düşünce, şöyle bir hatıra olaylar gelir. Böyle bir kalabalıklar, böyle bir farklı simalar, milyonlarca, milyarlarca insanın hiçbirisinin birine benzemediği bir düşüncesi kafasında oluşur. İşte Allah binlerce yıldır milyarlarca insanı birbirinden tamamen farklı olarak yarattığını düşünmeye başlar. Şüphesiz ki bu Allah'ın ne kadar üstün ve yüce bir yaratıcı olduğunun delillerinden birisinin olduğunu anlar. Bu kadar çok insanı bir yerlere ulaşmaya çalışırken seyreden kişi daha farklı düşüncelere de kapılabilir. İlk bakışta bu insanın her biri apayrı birer kişilik olarak görmektedir. Hepsinin kendilerine ait bir dünyaları, istekleri, planları, yaşam şekilleri, sevdikleri ve üzüldükleri, sevindikleri olayların, sevildikleri dostlarının, çevresinin olduklarını düşünür. Bu konuları mütalaa eder. Zevkleri var diye kafasından geçirebilir. Üzüntüleri var diye kafasından geçirebilir. Ama bu farklılıklar insanı yanıltır. Bunların hepsi genel olarak her insan doğar, büyür, okur, iş arar, iş bulur, çalışır, evlenir, çalık çocuk edinir, çocukları büyütür, çocukları okutur, çocuklarının evliliklerini görmek ister, evlendirir, yaşlanır ve sonunda dede olur, nene olur. Bu hayat sadece bu şekilde herkesin yaşam tarzının standartları olarak dile getirdiğimiz olay bundan ibaret değildir. Yani bu açıdan bakınca insanların yaşamları arasında büyük farklılıklar mevcut değildir. Bir insanın İstanbul'da herhangi bir semtinde veya Meksika'da bir şehirde yaşamasının değiştirdiği hiçbir şey yoktur. Bu insanların her biri mutlaka bir gün ölecektir. Bunun bilinmesi gerekir. Hatta 100 yıl sonra şu anda şahit olduğumuz
insanlardan belki de hayatta hiçbir eser kalmayacağının düşüncesinde olması gerekir. Bu insanların her biri mutlaka öleceğinin idrakını taşır. Bir gün hepimiz öleceğimize göre neden herkes bu dünyadan hiç ayrılmayacakmış gibi bir tavır içerisinde olur? Bunu da düşünür. Evet, neden? Neden insan öleceğini kesin bildiği halde dünyada zulme seyirci kalır? Zulmeder, haksızlık eder. Evet, öleceği kesin olan bir insanın ölümden sonraki yaşantısı için çabalaması gerekirken insanların tamamına yakını nasıl olur da sanki hiç dünya hayatını sona ermeyecekmiş gibi davranmaya gayret eder. İşte bu sinsi bir gaflettir kardeşlerim. Hemen hemen hepimizde bu duygu düşünce olur. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Ölümü, mahşerdeki hesabı unutmak, gaflet, bundan daha büyük bir gaflet, niçin yaratıldığını, bu yaratılışın bir boş bir olay olmadığını, kainatın mutlaka bir yaratılış şeklinin hikayesinin olduğunun şuuruna varır ve öylece düşünür. İşte bu insan düşünen ve düşündüklerinden hayati bir sonuca varabilen kimsedir. Bir sonuç elde etmesi gerekir. Ama insanların büyük bir çoğunluğu bu konuları pek düşünmez. Aniden şu anda ne düşünüyorsun diye sorulsa son derece gereksiz ve kendilerine pek faydası olmayan, pek fayda getirmeyen şeyler düşündükleri ortaya çıkar. Oysa insan uyandığı andan uyuyana kadar geçen zaman içerisinde her an anlamlı, hikmetli, önemli konuları düşünebilir. Düşündüklerinden sonuçlar çıkarabilir. Allah-u Teala kullarında müminlerin her koşulda, müminlerin her olayında düşündüklerini ve bu düşüncelerinden dolayı fayda verecek sonuçlar çıkardıklarını bakınız şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün aralarında, gelişiminde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. İnsan oğlunun üç hali vardır. Bir insan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur. İşte Allah-u Teala bu üç halde de kendisinin varlığından haberdar olunması düşüncesinde olmasını ister Allah-u Teala. Yani yatarken, uzanırken, ayaktayken, otururken kainatı okumayı, kainatla olan münasebetinin Allah ile olan münasebet doğrultusunda bir uyum içerisinde olmasını telkin eder.